olarak bir daha oraya yok. Yukarıdaki o bir sayfanın tam zıttı. Lakad temezzelen mechul muhatabın indiğinde mechulun indirilir, olur. Nereye menziletel malum? Malum yani bilinen menzilesine olur. Şimdi yani zuhurihi mütekellim efendim hükmün zahir olduğunu iddia ettiği için. Evet, misal verecek. Dolayısıyla fe yüstamelü lehu es-salisu. Burada burada da müstamir olan bir üçüncü kısımdır. Yani innemadır. Evet. Bunun bize ne gibi nahu? Estaizu ila bismillah. İnnemâ nahnu müslihûn. İnnemâ ancak nahnu biz diyor münafıklar. Müslihûn, islah edicileriz. Yani biz müslihleriz. Diyorlar ki böyle bir şey yok. Aslında vakada böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey bilinmiyor. Yani sahabe-i kiram münafıkların reisinin müslih olduğunu böyle bir şey yok ortada vakada. Böyle bir şey gerçekten inanıyorlar mı? Yok. Yani inandıkları için söylemiyorlar ki hocam. Yani burada maksat münafık. İçi başka, dışı başka. Yani karşı tarafı muhatap kandırmak. Ama Mevla'yı kandıramıyorlar. Allah'tan cevap verecek onlara. Evet. Şimdi o zaman innemâ nahnu müslihûn'a isterseniz kısa bir şey yazalım hocam. Olur. Bu misalde diyelim. İnnemâ nahnu müslihûn. Bakar sözü. Bu misalde münafıklar, bu misalde münafıklar kendilerinin ıslah edici olduklarını ifade etmişlerdir. Bu misalde münafıklar kendilerinin ıslah edici olduklarını ifade etmişlerdir. Halbuki vakıada böyle bir şey meçhuldür. Yani bilinmemektedir. Fakat münafıklar muslih olduklarının zahir açık olduğunu iddia ettikleri için yani bu iddia onlara ait, mütekellime ait yani, tamam mı? Fakat münafıklar müslih olduklarının zahir yani açık olduğunu iddia ettikleri için innema ile kasrını yapmışlardır. Üçüncü kısım olan yani innema ile kasrını yapmışlardır. Dedikten sonra, şimdi buraya nokta koyuyor, dedikten sonra velizalike ibareye geçiyoruz. وَلِذَٰلِكَ işte bundan dolayı, yani bu iddialarından dolayı, اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ iddialarından dolayı, جَاءَ geldi, ayet-i kerimede ne geldi? اَسْتَعِنُوا اللّٰهِ سِلَّهُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْرُونَ Değil mi? اَلَا اَلْيَهُلُونَ 5 tane tehdit var bu ayet-i kerimede. Allah-u Teala 5 kere de yalanlıyor yani bu cümle içerisinde. اَلَا birinci tehdit. Dikkat! Yani اَلْيَهُلُونَ yani İnnehum muhakkak onlardır. Yani inne ikinci tehdit. Ela birisi, inne ikinci. Hüm onlar. Şimdi oradaki hüm marifedir. El müfsidun da marifedir. İki marife arasına zamir fasıl gelir. Bu da şey ifade eder. Tehdit ifade eder. Zamir fasıl. Oradaki hüm zamir, ikinci hüm zamir fasıldır. İki marifenin arasına ayrıldığı için zamir fasıl denir. Bu da üçüncü bir tehdit oluyor. Ela birinci tehdit. İnne ikinci bir tehdit. Hüm zamir fasıl üçüncü bir tehdit. El müfsidun derken elif lamlı, oradaki elif lam tarif edatırdı ya. Evet. Tarif eder, ne dediği tarif eder getirdi. Bu da üçüncü bir tehdit oldu. Dördüncü tehdit oldu. Beşinci tehdit ise cümlenin cümleyi ismi olması. Cümle ismi, cümle-i fiiliyeden kuvvetlidir. Cümle ismi olması. Elha, ayahu, dikkat edin. İnnehum muhakkak onlar, hüm onlar, el müfsidun, müfsitlerin ta kendisidir. Niçin Mevla böyle geldi? Lirreddi, red için red olsun diye aleyhim onlar üzere oluyor. Müekkeden tehdit edilerek. Neyle? Bima tera, bima öyle bir şeydi ki tera görüyorsun işte. Yani ayette gördüğün gibi diyor. Bima tera ayette gördüğün şey ile. Yani ela ile, inne ile, hum ile, elif lam ile ve cümlenin cümle-i ismiye olmasıyla. Yani bima tera gördüğün şekilde yani. Gördüğün gibi müekked olarak Mevla'nın adı onlara redde bulundu. Tamam hocam? Geçiyoruz inşallah. Ve meziyetü innema, innemanın meziyeti, fazileti, şerefi, efendim, hasrı ifade etmekteki
şerefi alel, ne üzerine alel atfi, atıfla yapılan kasır üzerine, hani atıf harfleri vardı ya, la, bel, lakin, atıf üzerine, atıf üzerine, innemanın meziyeti dir, şudur ki, ennehu şudur ki, yu'kalu, ennehu şan, yani zamir şan, şöyle ki, yu'kalu akledilir, neden minha, bu innemadan, innemadan, yani akledilir, yani anlaşılır, ne el-hukmani, iki tane hüküm anlaşılır. İki tane hükümden kasıt, altta da geçtiği gibi, e'nil isbate lil-mezkuri ve nefiye amma adâhu demiş. Yani ispat ve nefi, yani müsbet ve menfi anlaşılır. İnnemanın olduğu yerde müsbet vardır, menfi vardır. İki manada anlaşılır. Ma'an beraberce. Ma'an beraberce. Yani buna bir misal verecek olursak, neyi veririz? İnnemâ harrama aleykumul meytete ayet-i kerimesi. Veyahut da innemanın geçmiş olduğu bir yer. İnnemâ mu'minûne ihvetun. İnnemâ kaimun zeydün. İnnemâ lirâcat kaimun hayatıdır, zeydün zeydün. Deyince bu, bunun zıttı o, bu müsbettir. Bunun nefretmiş olduğu oturma hali anlaşılmış oluyor mu? Evet. Anlaşılıyor. Ma'an. İki hüküm beraberce anlaşılıyor. Tamam hocam? El-hukman iki hüküm, yani müsbet ve menfi hükmü akledilir. Ma'an beraberce. Ve ahsenu mevâki'iha, bu innemanın mevâki'inden, yani bulunduğu yerlerden en güzeli nedir biliyor musun? Et-târidu, tarizdir. Yani dil uzatmaktır, dokundurmaktır. Dil uzatmak, dokundurmaktır. En güzel innemanın mevâkiinden, bulunduğu yerlerden en güzeli ise tarizdir. Et-târiyelû tarizdir. Yani dil uzatmaktır. Bunun misali nedir? Nahu. Estağfirullah. Bismillah. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Ayet-i kerimesi gibi. Aslında Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede kafirleri yerin dibine sokuyor. Aynen bunun bir benzeri insan muhatabına söyleyebilir. Mesela diyelim ki muhatap mesela şey yapıyor. Adama diyorsun ki aptal demiyorsun da adama diyorsun ki ya sen aptalın aklı olan adam adama aslında tarize buluyorsun. Sen aptalsın demiş oluyorsun adama. İnnemâ ancak yetezekkeru tezekkür eder ey yetefekkeru yani tefekkür eder anlar. Kim? Ulul elbab akıl sahibi olanlar, öz akıl sahibi olanlar ne yapar? Anlar. Yani onlardan evet. Evet. Tamam. Burası. Şimdi burada da isterseniz bir yazalım hocam. Ondan sonra ibareye devam edelim. İnnemâ. Evet. İnnemâ'da göre ulul elbab. Burada diyelim. Burada innemâ ile yapılan kasırda tariz vardır. Burada innemâ ile yapılan kasırda tariz vardır. Burada innemâ ile yapılan kasırda tariz vardır. Yani ancak akıl sahipleri anlar deyince yani ancak akıl sahipleri anlar deyince, yani ancak akıl sahipleri anlar deyince, anlamayanların akılsızlığına vurgu yapılmıştır. Anlamayanların akılsızlığına vurgu yapılmıştır. Ama Musannif daha ağır konuşacak. Hayvanlar gibi diyecek şimdi. Fennehu, zira bu, yani innemâ yetezekkeru ulul elbâb ayet-i kerimesi, tarihun tarizdir, dil uzatmaktır, dokundurmaktır. Neye? Bir ennel kıffara, şuna ki muhakkak kafirler min ferdi cehrihinle aşırı cahil olmalarından dolayı kelbe halinde hayvanlar gibidir. Tamam mı? Dolayısıyla fetamun nazari nazar altında et-teemmül demiş, biliyor musun hocam? Düşünmek yani. Fetamun nazari minhum, onlardan düşünmeyi beklemek, tamah etmek, onlardan nazarı yani teemmülü, yani düşünmeyi beklemek, onlardan düşünmeyi beklemek ne gibidir? Kepamihi, o düşünmeyi beklemek gibidir. Minha hayvanlardan. Hayvanlardan düşünmeyi beklemek gibidir. Fetamun, hal böyle olunca, fetamun mazari minhum, onlardan beklemeye, düşünmeyi beklemek, kepamihi minha, o düşünmeyi hayvanlardan beklemek gibidir. Hayvanlardan düşünmeyi bekleyemek gibi, kafirlerden de böyle bir şey mümkün değil. Ama Rabbim, Allah-u Teala Hazretleri kelamında innemâ yetezekkeru ulul elbâb diyerek bu manayı, onların hayvan gibi olduklarını ne yapıyor? Haber vermiş oluyor. Evet. Buradan hem müsbet hem de menfi taraf var, değil mi? İki hüküm birine. Tamam hocam. Şimdi burada aslında kasrı noktalıyoruz. Bir sayfa daha okuyacağız. Sümmel kasru. Bundan sonra kasır.
kema yaqa'u vaki olduğu gibi, bulunduğu gibi, beynel mübtedai vel haber gibi, mübteda ile haber arasında. Değil mi? Ve ma Muhammedun illa Rasul, oradaki ma'yı ve illa'yı kaldır. Muhammedun mübteda olur, Rasul kelimesi haber olur değil mi? Evet. Muhammedun Rasulun değil mi? Gibi. İşte mübteda ile haber arasında ne oluyor? Başına ma getiriyorsun, illa getiriyorsun, ve ma Muhammedun illa Rasul. İşte mübteda ile haber arasında vaki olduğu gibi, ala ma merra, geride geçtiği üzere, burada altında Kemal Merre demiş, nüsha demiş altında, Merre'nin altında. Böyle bir nüsha da var. Başka bir yerde hani Kemal Merre, geride geçtiği gibi yani. Mübteda ile haber arasında vuku bulduğu gibi kasr, yakavu vuku bulur. Beynel fi'li vel fa'il, fi'l ile fa'il arasında. Hemen bakalım üzerinden nahvu ma'kâme illâ zeydün demiş değil mi? Nokta noktadan. Evet. Ma'kâme kaim olmadı illâ cik zeydün zeyd kaim olur. Kâme fi'l, zeyd ise nedir? Fa'ildir değil mi? Evet. Ne olmuş? Bak, fiil ile fail arasında kasr meydana gelmiş mi? Gelmiş. Daha da gayrihima ve bu ikisinin gayrisinde. Evet. Buna misal ne olabilir? Yani ma'darabbe amran illa zeydün. Mesela yani fail ile meful arasında. Amran mefuldür. Zeyd faildir. Yani ma'darabbe amran illa zeydün. Ma'darabbe dövmedi amran amrı illa zeydün olacak. Zeyd dövdü mesela. Orada döven zeyd faildir. Amr ise mefuldür. Bak bu fail ile meful arasında meydana gelmiş. Gayrihima misal misal. Fefil istisnai, istisnada, hani ma kâme illa zeydün derken illa, var ya o istisna. Fefil istisnai istisnada, yuakhar te'khir olur, ne el maksur aleyhi, maksurun aleyhi olan kelime. Yani oradaki zeyd değil mi? Maksurun aleyhtir. Yani kasır, üzerine kasır eden değil mi? İlla zeydün, ha illa amrun olsaydı o zaman ne olurdu? Amr olurdu. İlla'dan sonra geliyor değil mi? İlla'dan sonra gelen maksurun aleyhi oluyor. يُؤَخَّرُ الْمَقْصُورَ عَلَيْهِ مَقْصُورَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ olunur. Neyle? مَعَدَاتِ الْاِسْتِثْنَاءِ İstisnaat ile beraber. اِلَّا زَيْدٌ مَعْقَانَ اِلَّا زَيْدٌ gibi. Tamam. وَقَلَّ az oldu. Şimdi bunun zıttını söyleyecek. Ama bu az oldu dediği uygun değil bunu böyle söylemek. وَقَلَّ az oldu. Yani caiz olmakla beraber az oldu. Ey caize alâ kılletin demiş altında. Caiz olmakla beraber az oldu. Ne takdimuhuma. Bu maksurun aleyh ile istisna edatını takdim etmek. Yani illa ile zeydi yani. Tamam mı? Hı-hı. Takdim etmek. Az oldu. Peki takdim etmek bihalihime halleri üzere. Halleri üzere aynı takdim etmek. Bulunduğu gibi üzere takdim etmek. Az oldu. Bunun misali gibidir. Nahu ma'darabe illa amran zeydün. Ma'darabe illa amran zeydün gibi. Daha ve illa zeydün amran. Yani bu şu demektir. Yani ma'darabe illa zeydün amran demektir. Böyle yani, bir şey yapmanın sebebi yoktur. Burada iki tane bir sebep. Böyle bir şey yapmanın hiçbir sebebi yoktur. Bu azdır. Caiz olmakla beraber uygun değildir diyecek şimdi. Niye uygun değildir? Ya karışıklık olacak diyecek şimdi yani. Karışıklık olur. Ben nereden bileyim hangisi hangisine kastetti? Değil evet, mi? Evet. Ve ona burada ne olması lazım onu da söyleyeceğim. Hareket koymaması lazım. Yani. Bu tamam değil mi hocam? Amen. Peki niçin az oldu? Buradaki lamın listilzamihi derken lamın illeti kalle fil yukarıdaki. Niçin az oldu? Listilzamihi bu takdim gerektirdiği için. Bu takdim gerektirdiği için. Yani buradaki madara ve illa amran zeyn derken amrı illa ile amrı ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun, öne alıyorsun. Takdim ediyorsun. Ondan sonra madara ve illa zeyn amran derken illa zeynünü takdim ediyorsun. Bu takdim gerektirdiği için değil. Kasra sıfatı sıfatı kastetmeyi. Ne demek? Kable tamamiha tamamından önce. O sıfatın tamamından önce. Nasıl yani? Yazmazsak herhalde aklımıza kalmaz diyorum. İsterseniz bu yer kable tamamiha'dan bir not bir şey yapacağım inşallah. Mesela diyorum. Mesela mesela ma darabe illa zeydün amran. Ma darabe illa zeydün amran. İkincisinin misali verir. Ma darabe çünkü bunu muhtasarla ikincisinin de şey yapmış, misal vermiş 192. sayfasından. Ma darabe illa zeydün amran misali. Ma darabe zeydün illa amran mı? Yoksa... Ma darabe illa zeydün amran. Evet. Şeyi alıyoruz. Şunu biliyoruz ya. İkincisini alıyoruz. Yani muhtasar bunu verdiği için misal ben de onu veriyorum. Tamam. Evet. Ma darabe illa zeydün amran. Ma darabe illa zeydün amran. Misalinde fail olan zeyd, fail olan zeyd üzerine maksur olan
sıfat, maksur olan sıfat, oradaki sıfat şey değil mi? Dövmek değil mi? Evet. Maksur olan sıfat, maksur olan sıfat, mef'ul üzerine, yani amr üzerine değil mi? Mef'ul üzerine, yani mef'ul olan amr üzerine mi? Mef'ul üzerine vaki olan fiildir. Bir daha alıyorum. Mesela, ma darabe illa zeydün amran misalinde, hani amrı ancak zeyd dövdü misalinde, fail olan zeyd üzerine maksur olan sıfat, mef'ul üzerine, yani amr üzerine vaki olan fiildir. Evet. Oradaki sıfat değil mi? Fiildir. Mutlak fiil değildir. Mutlak fiil değil. Yani öyle darabe, şey, darabe, ma darabe, böyle değil. O ma darabe veya ma darabe amrla alakalı yani. Zevkle alakalı mutlak fiil değil. Mutlak fiil değildir yazan hocam. Mutlak fiil değildir. Mutlak fiil değildir. Dolayısıyla, madem mutlak fiil değil, dolayısıyla mef'ul zikredilmeden önce, dedi ya kable temamiha, kasrat sırtı kable temamiha. Dolayısıyla mef'ul zikredilmeden önce, mef'ul zikredilmeden önce, Zeyd'in maksur olması, Zeyd'in maksur olması tamamlanmamış olur. Zeyd'in maksur olması tamamlanmamış olur. Binaenaleyh böyle bir kasırda güzel sayılmaz. Böyle bir kasırda güzel sayılmaz veya güzel görülmemiştir. Böyle bir kasırda güzel görülmemiştir. Evet. Çünkü o fiil neyle alakalı? Faille alakalı, mefulle alakalı değil mi? Mutlak bir fiil değil ki. Evet. Bundan dolayı. Ve vechul cem'i mutlak bir fiil olsaydı hocam? Ya zaten mutlak fiil olsaydı normal bir şey, şimdi normal fiil olurdu yani. Darabe zeydün amran. Yani. Evet. Ve vechul cem'i bütün vecihler, yani bütün kasrın sebepleri nedir? Ennen nefi muhakkak nefi fil istisnai, istisnada, öyle istisna ki el müferrazi, müferrar olan, boşalmış olan istisnada, istisnai müferrar, hani istisnai muttasıl, istisnai mufasıl vardı, bir de istisnai müferrar vardı nahilde. İstisnai muttasıl, mesela caen, müstesna minhün cinsinden olursa, yani zeydi kavimden istisna ediyoruz. Müstesna mukatil oluyordu. Mesela ayrı cinsel olursa, ayrı cinsel olursa. İstisna yufarra ise müstesna mi mahsuf olursa. Ne oluyor? Takdir ediyor. O zaman mukadder oluyor. Evet. Enne nefi muhakkak menfi nefi nerede fil istisna il mufarrağı istisna yufarradaki nefi yeteveccehu yöneliyor gidiyor yani. Ne ila mukadderin mukaddere bir mukaddere gider. Ki huve o mukadderde nedir? Müstesna minhu. Müstesna minhudur. Kendisine istisna edilendir. Öyle müstesna minh ki amin yaygın olan. Yine öyle müstesna minh ki münasibin uygun olan. Münasib uygun olan. Neye uygun? Lil müstesna. Müstesnaya uygun. Evet. Nerede uygun ama? Fi cinsihi o müstesnanın cinsinde. Daha da sıfat diyeyim. Ve sıfatında. Ve o şeyin sıfatında. Müstesnanın sıfatında. Fe izâ u cibe icab olunduğu zaman yani gerektirildiğinde getirildiğinde yani demektir. Minhu o mukadderden ne şey bir şey getirildiğinde neyle bir illa ile getirildiğinde ca'e gelir el kasru kasır geldi yani kasır gelmiş olur. Evet. Yani yazalım istersen hocam. Yani diyelim şu şey yazalım. Müstesna minhten sonrasını mı yazalım? Evet. Yani oradan itibaren bir ille ce el kasır. Evet. Yazalım hocam. Hocam mesela ma darabe ma darabe diyelim. Ma darabe ma darabe parantez açalım. Ahadun diyelim. Ma darabe ahadun. Muhtasarın verdiği manayı yazdığı verelim hocam. Kapatalım. Parantezi kapatalım ahadun'dan. İlla zeydün diyelim. İlla zeydün.
Zeyd'den başka kimse olmadı. Ma darbe illa Zeyd'in, değil mi aslında? Olay ahadül mukadderdir. Ma darbe illa Zeyd'in. Ne demek ki? Ma darbe ahadül illa Zeyd'in. Zeyd'den başka kimse olmadı. Buradaki istisna, istisna-i müfarradır. Buradaki istisna, istisna-i müfarradır. Ve mukadder olan müstesna minh ve mukadder olan müstesna minh, yani oradaki ahad oluyor. Ve müstesna olan şey, mukadder olan müstesna minh, yani oradaki ahad kelimesi, müstesnaya, yani Zeyd'e, Zeyd'de müstesna olan kendisine istisna edilen, şey istisna edilen oluyor. Müstesnaya, cinsi ve sıfatından münasip yani uygundur. Münasip yani uygundur. Teferruatına girmeden bir misal daha yazalım hocam. Ne gibi diyelim? Ne gibi? Ma kesemtuhu libasen illa cübbeten. Libasenin yine parantez içerisine yazalım. Ma kesemtuhu bunu da muhtasar yine veriyor ikinci misal olarak. Ma kesemtuhu parantez içerisinde libasen diyelim. Libasen parantezi kapatalım. İlla cübbeten. Ma kesemtu, ben giydirmedim. Kime? Hu ona. O Zeyd'e mesela. Giydirmedim. Ne? Libasen demektir. Hiçbir libası. İlla ancak cübbeten, cübbeyi giydirdim. Yani buradaki ma kesemtu illa cübbeten değil mi aslında? Evet. Oradaki istisna yufarda, oradaki libasen mukadderdir. Bu da aynı. Ve buradaki cübbe, libas ile sıfatta ve cinsle münasip midir? Uygundur. Uygundur. Anlatılmak istedim. Tamam hocam. وَفِي اِنَّمَا اِنَّمَا دَا يُؤَخَّرُ تَأْخِرُ اُلُّرُ الْمَقْصُورُ عَلَيْهِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ Tehir olunur. Yani çünkü orada illa yok. Değil mi? Evet. Hani illa olsa ha maksur hale budur diyeceksin. Tehir olunur. Ve bu da çok güzel bir kaydı aslında. Şu çok önemli hocam. Çünkü اِنَّمَا اِلَّا hangisi yavrudaki zeytinin maksurun aleyhi, amır mı maksurun aleyhi şimdi? Hmm. Bunu anlamamız için aşağıda diyor, اِنَّمَا دَا ve zeytin aman diyecek değil mi mesela? Ve oradaki maksurun aleyhi hangisidir? Amırdır değil mi? وَفِي اِنَّمَا اِنَّمَا دَا ise يُؤَخَّرُ تَأْخِرُ olunur مَا الْمَقْصُرُ عَلَيْهِ maksurun aleyhi tehir olunur. O zaman اِنَّمَا دَا ve zeytin amrandaki maksurun aleyhi hangisidir? Amırdır değil mi? Amır olduğuna hükmedeceğiz. Evet. Çünkü tehir olduğu için. Tekûlün mesela sen dersin, اِنَّمَا دَا ve zeytin amrandı. İnnemâ darabe Zeyd'in Amran dersin. İnnemâ ancak ancak darabe dövdü kim? Zeyd'in Zeyd kimi dövdü? Amr'ı dövdü. Evet. Bu tamam. Buna şu ayet-i kerimde misal olarak verilir. İnnemâ ya'mur mesâcidallâhi men âmene billâhi. İnnemâ ya'mur mesâcidallâhi men âmene billâhi. İnnemâ ancak ve ancak ya'muru imar eder, tamir eder. Neyi? Mesâcidallâhi, Allah'ın mesâcidini, mescidlerine kim? Men. Öyle bir kimse ki amene iman etti billahi Allah'a ila ahiril ayet. Evet. Burada işte ne oluyor? Maksurun aleyhi men oluyor. Ayet-i kerimedeki men, men amene billahi'deki men maksurun aleyh. Oradaki yağmurdan anlaşılan imar ise nedir? Maksurdur. Yağmuru fiilinden anlaşılan imar kelimesi nedir? Maksurdur. Oradaki men ise maksurun aleyhdir. Bunu söyleyeyim çünkü bundan sonraki cümle bununla alakalı. İnnemâ darabe Zeyd'in Amran da böyle. İnnemâ darabe derken darabeden anlaşılan darb, yani vurmak, dövmek maksurdur. Oradaki amr ise maksurun aleyhtir. Dedikten sonra geçiyorum şimdi. Velâ yecüzü caiz değildir. Ne takdimuhu? Bu maksurun aleyhi takdim etmek. Yani innemâ darabe Zeyd'in Amran'daki amrı takdim etmek. İnnemâ yâbru mesâcidallâhi men âmene billâhi ayet-i kerimesindeki meni takdim etmek. Öne almak. Ne üzere? Alâ gayrihi efendim gayrısı üzerine, o maksurun aleyhin gayrısı, kendisinden başkası üzerine. Hangisi oluyor? Maksur oluyor değil mi? Evet. Üzerine takdim etmesi, edilmesi, takdimi caiz değildir. Niçin caiz değildir? Lil itibasi, yani li def'i itibasi demiş. Karşılıklı def etmek için. Lil itibasi karşılıklıktan dolayı denilir. Veya li def'i itibas, oradaki bir def'i kelimesini muzaf yapabiliriz. Muhtasar onda koymuş ikinci bir şey olarak. Yani. Hmm. İltibası def etmek için. Yani karışık, yani şöyle bana veririz, lil itibasim karışıklıktan, karışıklık olacağı için veya şöyle bana verilir, lil itibasim, lil defa itibasim, yani karışıklığı def etmek için. Tamam. Bu da tamam.
ve gayru gayru kelimesi yerinden zor bitiyor son satır. Ve gayru gayru kelimesi ne gibidir ki illa illa gibidir. İlla gibidir. İlla lafzı gibidir. Nerede fi ifadetil kasr rayni iki kasrı ifade etme ifadesi hususunda. Yani kasrul mevsuf ala sıfat, kasrul sıfat ala mevsuf var diyor hocam. Yani ifradan kalben ve ta'yinen demişti. Bunları görürken. Tamam. Yani iki kasrı burada kasrul sıfat ala mevsuf bir, kasrul mevsuf ala sıfat iki. Tamam. İki kasır ifade etme de tıpkı illa gibidir gayrı kelimesi de daha vantina'i mücama'ati la evet atıf mücama'ati la atıf için olan la ile beraber bulunmaması hususunda illa gibidir. Hem iki kasır ifade etmekte hem de vantina'i mücama'ati la atıf için olan la ile beraber bulunmaması, aynı anda bulunmaması hususunda illa gibidir dedik. Burada noktayı koyuyoruz hocam. El-inşa'u yeniden bab, yeniden mevzu. Bu altıncı bab oluyor. El-bab-ı sadis, el-inşa'u.